Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Stüdyo New York'tan herkese merhaba sevgili izleyenler. Hemen hızlıca efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kabine toplantısı sonrası açıklamalarını dinliyoruz şu an için. Yanında ihtiyaç duyulan yerlerde kurulan evet efendim, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı dinledik. Özellikle gündem konu tabii ki deprem bölgesinde depremzedelerin yaşadığı mağduriyet ve bu mağduriyetin hızlıca giderilmesi için yapılan çalışmalar. Çalışmalarla ilgili umuyoruz ki istenilen olur ve tüm depremzede ve ailelere hep birlikte kendi yuvalarına artık kavuşurlar. Çünkü yaşanılan acının tarifi yok. Biz de bu süreci an ve an yine yakın takip ediyoruz. Artçı depremler hala oluyor afet bölgesinde. Hala sarsıntılar var, hala riskli bölgeler, hala riskli durumlar söz konusu. O yüzden şimdiden yine hepimize milletçe geçmiş olsun dileyelim. Efendim gideceğiz Doktor Fatih Anıl hocamıza. Fatih hocam hoş geldiniz, iyi haftalar olsun. Merhabalar Özlem. Merhabalar hocam. Valla iyi haftalar olsun. Yani tam bir ay oldu. Evet, artık tam bir ay oldu hocam. İnan bana Özlem, insanlara nasılsın demeye çekiniyorum yani. Doğru. Yani mutlu değil mi? Biz ekranda bazen gülümsüyorum, kendime kızıyorum biliyor musunuz hocam? Yani evet, yalan yani, değil. Böyle gülümseyerek açıyor ama o istemsiz, hani böyle istemeden yaptığımız bir şey. Evet, yani istemeden yani, de tabii ki gülelim ama içimiz acıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Evet. Yani o kadar acı ki olay, yani her an işte neler olduğunu gördük ve çok acı. İnşallah çözülür. Aynen, bir an evvel insanlar inşallah. Yani normal hayatlarına dönmeye çalışırlar. Ya hocam şimdi insan gerçekten böyle bir empati kuracak, yani empatinin yani herhalde zirvesini yaşamamız lazım. Evet. Yani çünkü şey, yani evsiz kalma, aileden uzak, ailesiz, bazı kayıplar var. Yani gelecek korkusu, kaygısı, belki sağlığından oldu kişi, yani enkaz altından kurtarılması, psikolojik bunalım. Yani bunların hepsiyle hep birlikte mücadele edeceğiz. Zannetmesinler ki gerçekten yalnızlar. Çünkü biz hala şunları takip ediyoruz. Yardım, o anlık yardımlar değil. Hala devamlılığı gelen, hala gündem. Biz seçim falan diyoruz işte, ekonomi, finans vesaire diyoruz ama bizim hala gündemimiz deprem. Bunu da kimse unutmasın. Yani biz hala aklımız o orada, bölgenin yakın takipçileriyiz. Aklımız orada ama işte hayatında bir şekilde devam evet, etmesi maalesef de gerekiyor. Yani çalışmamız da lazım bir şekilde. Yani ki orası hemen hızlı tedavi edilsin. Şimdi tüm organların durduğunu düşünün. Olur mu? Olmaz. Herkes çalışacak. Evet. Herkes orayı, oradaki hücreleri yenileyeceğiz. Orada tedavi süreci devam ediyor. Ve oradan gelen kardeşlere bence istihdamda öncelik sağlanması, evet, orada teşvikler verilmesi. Evet. Yani şimdi ben çalışma fırsatı verilmesi, eğitilmesi, çalışma eğitmene fırsatı verilmesi. Doğru. Yani öyle bir şey ki faturası bu işin bir ay sonra, iki ay sonra daha belirgin olacak. Evet. Yani istihdam açısından. Bir de bu maalesef depremzede bu mağdur insanların üzerinden hala fırsatçılık yapanları görüyoruz, evet, duyuyoruz etrafımızda, yani sinirlenmemek elde değil. Umuyoruz ki onlarla ilgili de hızlı bir, yani yaptırım mı deriz, evet, yani bir şekilde. Hani sosyal toplum zaten bunları dışlıyor, bu fırsatçıları dışlıyor ama herhalde arsızlık diye bir şey var, yüzsüzlük diye bir şey var. Bunları engel yine olunamıyor. Umuyoruz ki onlarla ilgili de hemen hızlı bir son bulma serüveni başlar. Evet. İnşallah hocam, inşallah. İnşallah, inşallah hocam. Şimdi konumuz tabii deprem, afet bölgesinde bu mağduriyetlerin hızlıca giderilmesi, temenniler, dualar hep orada. Bunun dışında neler var hocam? Bugün şöyle biraz yurt dışından gidelim. Studio New York programının adı malum. Biraz Amerika Fed'in özellikle faiz kararı, işte yılda iki kere yayımladığı raporun hala gündemi altı çizilmiş, kalın harflerle yazılmış enflasyon. Bu enflasyonla mücadelede gelinen nokta, Amerika'nın sizce genel görünümü ve faiz kararlarındaki hızın artış ihtimali var mı yok mu? Sizin genel değerlendirmeniz nedir? Buyurun. Özlem, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ya insanlar şey bekliyor. Hani hastalanırsın, antibiyotiği alırsın, işte sonra bir hafta evet, sonra iyileşirsin. Enflasyon öyle bir şey değil. Değil. Yani herkes bekliyor ki tamam, Fed bence hep söylüyorum gayet güzel yönetti. Vaktinde faiz artışlarını yaptı vesaire. Ama şu anda geldiği nokta yine Ocak enflasyonu 6.2. Kimse beklemesin bir anda düşecek diye. Çünkü
enflasyonun şöyle bir şeyi var, hayat pahalılığının şöyle bir şeyi var. Bir yandan da tüketimi tetikliyor. Neden? İnsanlar bir gün sonra, bir ay sonra ücret fiyatların artacağını düşündüğü için alımlarını öne çekiyor. Bir de enflasyonun böyle bir etkisi var. Onun için enflasyonla mücadele bugünden yarına sonlanacak, işte istenen noktaya gelecek diye bir kural yok. Mesela şöyle, Amerika Fed'in enflasyon hedefi %2 biliyorsun. Hani hep onu söylüyoruz ya, %2 ile 3 arası özellikle gelişen ekonomiler için istenen bir orantır enflasyonda. Ne yapar? Piyasayı canlı tutar. Fakat buna gelebilmesi için hala 6'larda seyrediyor. Faiz işte 5'lerde. Şimdi 0.25 mi olacak, 0.50 mi olacak tartışması var. Ben 0.50'ye de şaşırmam yine. Çünkü biraz daha gaza basabilir Fed. Dolayısıyla Almanya'da, özür dilerim, Amerika tarafında hani hep diyoruz ya, efendim resesyon. Teknik olarak görebiliriz resesyonu. İşte diyoruz iki çeyrek üst üste düşüş olursa, işte ekonominin negatif büyürse resesyondur bu. Fakat ben hani hatırlarsın yeni nesil resesyon diye canlandırıyorum. İsimlendiriyorum. İstihdam tarafı güzel gidiyor. Ha, burada da başka bir problem var aslında. Mesela hizmetler sektöründe güzel gidiyor istihdam tarafı. Üretimde de güzel gidiyor. Şeyden sonra insanlar biz kendilerini sokağa attılar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç olan bir şey var. Şöyle insanlar çalışmak istemiyorlar. Bir de öyle bir problem var. Yani çalışabilir nüfusu işe çekme sıkıntısı da var. Önümüzdeki günlerde bunu daha çok göreceğiz. Özellikle yeni nesilde böyle bir sıkıntı var. Yani kolay kolay çalışmak istemiyor. Dolayısıyla bu uzun boylu, uzun bir süreç, bugünden yarına ilacı aldım, enflasyon düştü, böyle bir dünya yok. Zaman alacak. Faizleri bir miktar daha yukarı göreceğiz. Hocam, burada geçmiş olsun. Varsa bir müsaade isterseniz ben şöyle bir rakamları okuyayım. Tamam, peki. O zaman şöyle biraz Avrupa gündeminden de bahsedelim dilerseniz. Ama ben Avrupa'dan önce hemen düzelteyim. Biraz Çin ve Asya bölgelerine gitmek istiyorum. Orada Çin Şubat ayı enflasyon oranı gelecek. Japonya'nın son çeyrek büyüme rakamları gelecek. Cari hesapları gelecek. Yani gelecek dedim şöyle yıllık ihracat rakamları Çin'in özellikle. Biz Asya bölgesi yoğun bir hafta geçireceğiz. Bu Asya bölgesini tabii Çin ve Japonya dediğimiz zaman Amerika ile işbirliklerini düşünecek olursak. Burada genel görünüm bu hafta sizce netleşir mi? Yani ticaret tarafındaki hani diyorduk ya çok partnerler değişecek, işte ticaretin yönü değişecek, akış değişecek. Bu pandemi sonrası pek de öyle bir şey olmadı gibi görünüyor. Hızlı olmadı yani, beklenenden daha yavaş ilerliyor ya da biraz hem ticari taraf hem büyüme rakamları, Asya bölgesindeki genel görünüm. Biraz o açıdan da ben sizden bir değerlendirme almak isterim bu hafta yoğun takvime uygun olarak. Şöyle Özlem, Çin tarafında biliyorsun %5'lik bir büyüme bekliyorlar. %5 ne Çin'i kurtarır ne dünyayı kurtarır. Yani Çin'in %5'ten fazla büyümesi lazım. Fakat ilginç olan, dikkat edersen bu şeyden sonra bütün dünya savunmaya daha çok para harcamaya başladı bütçenin içinde. Bir diğer tarafta da iç tüketimi bir şekilde özellikle Çin tarafında arttırmaya çalışıyorlar. Yani insanları tüketime teşvik ediyorlar ki tüketimden de gelen bir büyüme olsun. Çin bugüne kadar hep nasıl büyüdü? İşte ihracata dayalı, üretime dayalı büyüme sergiledi. Fakat burada tüketimi de canlandırması lazım. Yani Çin'in %5'lik büyümesi dünyayı beslemez, dünyaya yetmez. Fakat şöyle bir handikap karşımıza çıkabilir. Pandemide insanlar ne gördü? Şunu gördü. Üretimde tek kaynağa bağımlı olmak riskli. Ve insanlar hızla, yani ülkeler hızla, diğer ülkeler, Çin dışındaki ülkeler hızla alternatif tedarikçiler belirlemeye çalıştılar. Dolayısıyla burada Çin'in ihracatı beklenen ölçüde olmayabilir diyorum. Yani burada beklenen artışı vermeyebilir. Dolayısıyla Çin de büyük bir ihtimalle bunu öngörerek %5'lik bir büyüme ileri sürüyor. Burada Avrupa'daki resesyon söylentileri aylardır. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki resesyon söylentileri aylardır diyeyim ona da. Bunlar Çin'i ne yapıyor? Ana pazarları bunlar Çin'in. Dolayısıyla Çin'in büyümesinde öngörüde bir geri adım atıyor diye düşünebiliriz. Hemen Türkiye ile ilgili ben de bilgileri almak istiyorum. Biraz da Türkiye açısından düşünelim. Şimdi bizim evet seçim var. Önümüzde seçimle ilgili bu hafta yoğun tempolu bir gündem vardı. Seçimin aslında
gidişatı ile ilgili ben biraz siyasi taraftan değil, gidişatı ile ilgili ön değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Yani seçimle ilgili özellikle muhalefet, işte bu tekrar kurulması, beşli masa, altılı masa dedik, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının dışında aday yardımcılığı, iki tane aday vesaire, böyle bir yani alışa gelmediğimiz bir düzen olması. Yani eğer ki olursa, olmazsa zaten mevcut koşullar da belli. Biraz o açıdan hani bu seçimlerle ilgili yapılan değişimler, paradigmalar, onlarla ilgili ben bir değerlendirme alabilir miyim? Merak ediyorum ekonomist olarak değerlendirmeniz, gözlemleriniz nasıl bu konuda? Tebessüm ediyorum değil mi? Görüyorsun Özlem. Şimdi evet, şöyle bakayım hocam biraz. Biraz tebessüm ettiniz. Hakikaten çok üzücü. Hafta sonu 10 şiddetinde bir deprem yaşadık. Yani bu olayları izlemeyenler bile benim çevremde haberleri izlemeye başladılar. Bugün olay döndü. Şimdi benim beklentim şöyle. Bir defa bu 14 Mayıs'ta olacaksa bu seçim, seçimlere kadar kurda, herkes kuru sorar, kurda bir hareket beklemiyor. Ha, seçimlerden sonra her kim iktidar olursa, ister mevcut yönetim, ister muhalefet yönetime gelsin, hepsinin ben geleneksel politikalara dönme ihtimalini kuvvetle muhtemel buluyorum. Çünkü hatırlarsın, bundan 2 yıl önce yine seninle programlar yapıyorduk. Evet. Efendim işte faiz olmamalı işte vesaire dendi. Faizde bir geri gidiş başladı bizde. Fakat gördük ki sistem istenildiği gibi çalışmadı. Evet. Yani işte değersiz Türk parası yapalım, ihracatı arttıralım vesaire vesaire. Tabii araya talihsizlikler de girdi. İşte Rusya olayı girdi, Rusya-Ukrayna olayı girdi vesaire vesaire. Ama sistem bence istendiği gibi çalışmadı. Ve her tarafta bunu görüyor. Hem iktidar tarafı bunun farkında bence, hem muhalefet tarafı bunun farkında. Seçimlerden sonra sonuç ne olursa olsun ben geleneksel politikalara, yani dünyada kabul görmüş politikalara dönüş sinyallerinin olabileceğini düşünüyorum. Ha, burada tabii ki başka bir sıkıntı var şu anda. Acı ama gerçek Özlem. Piyasalar canlanacak, evet, Türkiye'de. Evet. Neden canlanacak? Biraz evvel Cumhurbaşkanı'nı dinledik. Evet. İnşaat. Burada demir, çimento, ev eşyası, yatak, çarşaf, perde, aklına ne gelirse bütün bunların üretimi artacak. Hani bir taraftan bunu üzülerek söylüyoruz, acı bir olaydan sonra bu oldu diye. Tabii ki burada genişlemeci politika devam edecek. Böyle bir faciadan sonra tabii ki faizin arttırılmasını beklemez hiçbir ekonomi. Burada faizler düşülür. Dünyanın neresinde olursa olsun bu piyasayı desteklemek için faizlerde geri adım atılırdı. Fakat biz de zaten geri adım attığımız için daha ne kadar geri gideceğiz? Soru o. Ve bir yandan enflasyonla mücadele ederken önümüzdeki günlerde piyasada bir canlanma göreceğiz. Yani üretim anlamında bir canlanma göreceğiz. Orada bir değer yaratılacak. Yani bunlar zincirleme etki olarak tekrar biz Özlem, ihracata dayalı büyüme modelinden bu sene tüketime dayalı büyüme modelinde ilerlediğimizi göreceğiz. Kaldı ki geçen haftaydı sanıyorum, ya Dünya Bankası ya başka bir uluslararası kuruluş Türkiye'nin büyüme tahminini arttırdı 2023 yılıyla ilgili. Dolayısıyla tekrar tüketim ayaklı, yani bu kadar çalıştık işte ihracata dönük büyüyelim vesaire derken, bu sene tekrar bu talihsiz olaydan ötürü tüketim odaklı bir tekrardan modele geçmiş olacağız. Ama burada seçimlerden sonra sonuç ne olursa olsun geleneksel ekonomi politikalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten büyük bedel ödüyor Türkiye bu konuda. İşte Merkez Bankası'nın durumunu görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık bir mevduat geldi. Ha, yeter mi? Daha fazla gelmesi lazım. Dış yatırımcı bekliyor Türkiye'ye girmek için. İşte bugün CDS geldi. 530 gibi bir yere geriledi CDS. Hatırlarsan 2 sene önce 350'lerdeyken yüksek diyorduk. Sonra maalesef geçtiğimiz yıl bir 900'leri gördük. Ukrayna Savaşı sürerken. Şimdi geldi 500'lere, seviniyoruz düştü diye. Aslında çok daha aşağılar. Türkiye'nin olması gereken yer çok daha aşağılar. Dolayısıyla benim görüşüm seçimlere kadar bu işler böyle devam eder. Ama piyasada canlanma olur. Enflasyonla mücadelede daha kalıcı tedbirler almamız, daha dikkatli gitmemiz gerekiyor. Ama seçimlerden sonra sonuç ne olursa olsun geleneksel politikalara dönüp bakmamız gerektiği düşüncesindeyim Özlem.
Hocam çok güzel noktalara değindiniz. Ağzınıza sağlık tekrar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Doktor Fatih Anıl ekonomist bizlerleydi efendim. Bugün Stüdyo New York'ta noktalayalım. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.